Birader nasıl park ediyorsun ya? Ne yapayım be ya? Kusura bakma, geciktim. Anahtarı bulamadım ya, 2 saat. 2 saat anahtarı bulamadım. Anahtarı mı? He, motor anahtarını. Vallahi. Nasıl kaybettin bu anahtarı ya? Ya ne bileyim, şeyin aşağı koymuşum. Kaskın içine koymuşum. Kaskı da şeyi vestiyere indiriyorum. Düşmüş içine. Ben de anahtarlığa bakıyorum, yok. Televizyonun önüne bakıyorum, yok. Montların cebine bakıyorum, yok. Gelirken de biz oradaki radara girdim herhalde. Evin orada sabit bir radar vardı. Oo. Nerede dedim, acaba dedim ben mi yanlış yerde bekliyorum. Sonra yok yok. Sonra senin son attığın mesajı bir daha dinledim, dedim o altın parmak. Ya yer doğru, mekan doğru, bu nerede? Ya şimdi bizim kuzen dedi, gel dedi bu taraflara dedi, motor sürelim. Dedim vallahi ben dedim ne zamandır dedim Mustafa ile motor kullanacağım dedim, denk gelmiyor dedim. Bugün dedim ona söz verdim dedim. O zaman dedi ben gelebilir miyim? Dedim ki ondan sonra tamam dedi, ben dedi şimdi bildiğim dedi Lisaf'a geçeceğim dedi, Kickberg'e dedi, oradan dedi motoru alacağım dedi, gelirim dedi, Oldun Bahnhof'a gelince yazarım dedi. Dedim ya o zamana kadar dedim biz buralarda şu trimba falan yaparız, ondan sonra çıkarız beraber Luzern'e gideriz, seni bırakırız sonra biz döneriz. Valla Luzern'e mi gideceğiz? Ha, yine geze geze arayollardan gideriz. Luzern'e geçiyor yoksa takıyor. Geçen gün gittiğimiz yol güzeldi ama farklı yollardan da gidelim tabi, hep aynı yollar olmasın. Yani gidebiliriz, sıkıntı değil de benim o zaman bir garaja uğramam lazım. Benim çantayı arabaya bıraktım. Buralarda gezeceğiz diye sırt çantamı almadım, biliyor musun? Gidip alalım çantayı. Evet, alalım o zaman. Alalım. Şu an nereden baksan bir saat zamanımız var. Yani gezecek diyorsanız o zaman ben direkt orada kalıyorum, biliyor musun? Yani çantanı da. Çünkü elbiselerimi falan hep hazırladım, içine koydum, arabaya koydum, dedim buralarda gezeceksek dedim burada tekrar eve uğrarım, hemen tüyüsleri açtım ama çantamı alırım, güzelini basarım dedim, biliyor musun? Tamam. Çünkü buralarda çantayla gezmek biraz güzel olmuyor, biliyor musun? Sevmiyorum. Ya benimkisi bir de dolu. Dolu. Elbisesine ayakkabıdan var, biliyor musun? Ben kendimi bazen Michelangelo gibi hissediyorum. Ha? Michelangelo gibi hissediyorum, nice kaplumbağalar gibi. Neyse almadım, biliyor musun? O kaç gibi gelir? Valla 1-1.5 saate bulur onun gelmesi. 1-1.5. Biz şimdi buradan çıkarız, senin çantayı alalım. Sonra şu Trimbach'taki motorcu yeri yok mu? Evet. Oraya gidelim, bir kahve içelim. Yukarıda şey değil mi? Ha. Ha, şuradaki Trimbach yok mu? Şey, İsabahni mi dedi. Orada bir kahve falan içeriz, bir motorlara bakarız. Ha, okey olur. O zaman benim peşimden gel, Türkler'e girelim. Ben tamam. Çantamı alayım. Okey. Gayet problem. Ah. Çantayı alalım. Ondan sonra oradan. Ne yapıyorsun? Zinciri ne yaptın? Ha? Zinciri. Vallahi hacı bir şişe yağ boşalttım. V'de 40'lar yok mu? Anasını satayım. Bir şişe var ya, boşalttım. Garaj var ya, her taraf yağ oldu. Vallahi ses gel. Bir de sürdüm garajın içinde, tur attım. Çok ses yapıyordu. Ben o gün sana dedim ya, ses yapıyor dedim zincirin. Aa, ses geliyor. Baktım ses kesildi. Kuru olunca. Bak, kontrol ettim, lamba ışık falan tuttum, hiçbir yerine çatlatmaklak bir şey yok, kopma falan yok, biliyor musun? Hı-hı. Dedim sikerim kullanamını, koparsın kopsun. Mecbur kullanacak. Yok, kopmaya kopmaz. Kopmaya kopmaz. Bu gevşediği için de biraz yok mu? Evet. Çok sallanıyor, sallandığı için de o sesi yapıyor bazen ama şimdi yağladığın için o zaman kuruydu bir de. Evet. Sürtünüyor falan, hani aynen, dişleri bazen kaçırıyor ya. Sıyırıyor, o yüzden şimdi yağladığın için kayarak girer, ses yapmaz. Motorcuya götürdüm işte de, şey dedim dedeye haftaya sallanacak dedi, full dolu. Aman Allah'ım ya, şimdi iki tane vidaya sakacağım. Ama bak şu arkada bir tane vidası var ya, bak bak. Zincirin tam şu demirin sonunda bir vida var ya. O vidayla ayarlıyor işte. Valla dedi zaten geçen zaman götürdüm dedi, bir daha fazla ayarlayamam dedi, son şey dedi. Ha, o zaman belki zincirin değişmesi gerekiyordur. Zincir değişmesi lazım. Ben bunu internete koysam şimdi gider zaten. Yani. Bunu koysam ben ne alacağım? Ya işte o sıkıntı zaten. Şimdi Türkiye'de olsa bak, Türkiye'de şöyle bir sistem var. Şimdi avcıdaki paraya bakıyorsun. Benim götüm neye yeter diyorsun. Gidip alıyor, ona bakıyorsun. Aynen. Ama şimdi burada. Burada değil ki. Hepsini alabileceğin için. Hepsini, aynen aynen. Hep yani. Gidelim. Hadi gidelim hadi. Hava kapalı.
Ulan benim egzoz bir açıldı, akıllara zarar. Hayvan gibi ses çıkıyor. Güzel işte. Tövbe yarabbi, tövbe. Tövbe 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 tövbe. Siktir et amına koyayım. Tövbe tövbe ya. Küfür ettiriyorsunuz bana. Ben şu virajı acayip seviyorum ya. Anladım, bir gün burada beni polis sikecek ama. Burada polis çok bekliyor, biliyor musun? Vallahi artık öpücük verirsin. Sakalları kestim anam satayım 20 sene sonra. Vallahi mı? Vallahi bak hayvan bak. Çok değişik olmuşsun ha. 20 sene sonra sakalları kestim hacı. Aynaya bakamıyorum ha. Ama ya 3 günden beri evden çıkmıyorum. Bu ben miyim lan ha? Kardeş sen kimsin? Valla 20 sene hacı. Sana ben bir şey söyleyeyim mi? Bak şaka yapmıyorum. Seni böyle sokakta makta görsen tanımam ha. Çok farklı görünüyorsun. Ben bile tanıyamadım lan. Kız bak gittim çarşamba günü gittim berbere. İş yerine aldılar mı seni? Valla tatildeyim zaten çarşamba günden beri. He ya şimdi iş yerine böyle... Siktir git lan derler, sen kimsin? Yok görmediler daha. Çarşamba günü arkadaş dedi iş yok dedi. Pazartesi ya da hafta içi çarşamba günü tatil yap dedi. Kafana göre takıl. Bir şey olursa ben seni ararım. Acı gittim çarşamba günü işten çıktım dedim. Hazır şeydeyken bir de kesin. Berbere gideyim. Normalde berbere gidiyorum. Berberci benim sakalları kesmiyor. Ben parasını veriyorum kes. Yok diye senin çok güzel sakalların var diyor. Oğlum sana ne diyeceksin? Ha kesmiyor. Sana ne diyorum? Para vereceğim. Yok kesme. Neyse çarşamba günü gittim dedim kes. Dedim sikerim amına diyorlar. Dedim 20 sene sonra kestirmek istiyorum bir rahatlasın biliyor musun? Yani bir hava olsun. Şimdi kask giyiyorum hep böyle çirkin falan oluyor. İyi tamam dedi keseyim. Ben kestim gözlerim kapalı. Gözlerimi açtım hacı dedim. Hacı sikerim amına diyorlar. Neyse hacı ellerim ikide bir gidiyor. Bıyıkları alışkanlık. Acayip bir şey alışamadım. Daha bugün daha yeni yeni. Ama buralarım var ya sanki kafam yok. Kafam yok gibi hissediyorum. Oğlum 20 yıl diyorsun lan 20 yıl. Hadi 18 yaşında başladım lan. Uzatmaya. Ney maşallah. 18 yaşında başladım uzatmaya. Ondan beri hiç kestirmedim şey yapmadım. Aa şimdi kestim. Valla ben görsem tanımam seni orada. Valla şimdi bizimkilere gideceğim. Bu akşam herhalde tanıyamazlar herhalde. Almazlar seni be. İşte ben veya en çok yakıştırdığım renk. Ha? Ben veya bu rengi çok yakıştırıyorum ben. Mavi. Mavi hacı ben normalde bak siyah beyaz gri. Ne? Çok doğru. Bak sen hepsi mavi siyah. Şey. Siyah beyaz. Yok turuncuymuş, sarıymış, lacivertmiş, altın rengiymiş yok. Mavi. Ben veya gider renk mavi abi. Zaten değil mavisin. Yani. Ableminde de vardı. Ablemim abi zaten. Aa. Serdar Hoca'nın tayfa geldi. Bir Serdar Hoca'yı arayalım mı? Motorcu gitti ha. Tamam Serdar Hoca'nın oraya girdi. Nereye gitti? Motorcu araba çarptı.
Hadi. Gel bir gel. Yani orada öyle fren mi yapılır? Serdar Hoca'ya bakayım dedim de nereye gitti bunlar? He? Serdar Hoca'ya bakayım dedim de demin buraya öğrencileriyle girdi de. Aa, gördün mü sen onu? He. Sen dur ben bir içeriye bakayım. Hocam bize kurs lazım. Oo, merhaba. Ne yapıyorsun? Merhaba, ben bir bitireyim de. Tamam, seni görüp selam verelim dedik. Aa, okay. Hadi kolay gelsin. Hadi. Salut. Karı trafiğini amına koydu. Ablaya bir tur da biz mi çarpsak? Ha, fazla bir şey yok. Yok bir şey yok be.